siyasal hayatında AK Parti diye bir gerçek var. AK Parti 14 Ağustos 2001 yılında kuruldu. 14 yılda birçok reforma imza attı. 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altında hep AK Parti imzası vardı. Bu millete ve bu vatana aşık olan birisi. Başta ekonomi, sağlık, ulaştırma, eğitim ve demokratikleşme alanlarındaki reformlar tüm dünyanın gıptayla bakmasını sağladı Türkiye'ye. Türkiye şu anda aklımıza gelebilecek hemen her hususta sağlık, eğitim, bayındırlık, işte yollar, efendim tren yolları ve yine Türkiye'yi hakikaten ciddi manada geleceğe hazırlayacak çok büyük yatırımlar açısından artık neredeyse lig atlamış, lig değiştirmiş bir ülke konumunda. Demokratikleşme alanında atılan adımların başında Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi geldi. Mahkemelerde Kürtçe savunma yapma, özel eğitim kurumlarında Kürtçe ders verilmesi ve Kürtçe konuşulan çağrı merkezleri kurma hakları verildi. Türk Dil Kurumu önderliğinde bilim insanları tarafından Türkçe-Kürtçe, Kürtçe-Türkçe sözlükler hazırlandı. 24 saat Kürtçe yayın yapan devlet televizyonu kuruldu. Bir dönem Kürtçe müzik dinlenmesinin bile yasak olduğu Türkiye'de farklı dil ve lehçelerde siyasi propaganda yapma hakkının önü açıldı. Q, X, W, V harflerinin kullanımına dair yasak kaldırıldı. Türkiye'ye lig atlatan kararlardan biri de azınlıklarla ilgiliydi. Azınlık vakıflarının 1974'ten sonra hazineye devredilen gayrimenkullerinin iadesine başlandı. Başörtüsü sorunu Türkiye'nin kanayan yaralarından biriydi. AK Parti bir türlü çözülemeyen bu soruna el attı. Okullarda ve devlet dairelerinde kılık kıyafet serbestisi getirildi. Yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen başörtüsü yasağı böylece kaldırıldı. Başörtüsüne mecliste de özgürlük geldi. En önemli reformlardan biri de eğitim alanında yapıldı. Milyonlarca öğrenciyi üniversite kapısından döndüren katsayı farkı kaldırıldı. AK Parti 2011 sonrası vesayet sisteminin kaldırılmasıyla ilgili de çok önemli reformlar gerçekleştirdi. Askeri bürokrasi, demokratik yönetimlerde olması gereken noktaya çekildi. Darbelerin yasal dayanağı olarak gösterilen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi değiştirildi. AK Parti yargı reformuna da imza attı. Yapılan yasal değişiklikte Anayasa Mahkemesi demokratik ve çoğulcu bir yapıya kavuştu. Bireysel başvuru hakkı getirildi. Ekonomi alanında Türkiye kendi politikalarını kendisi belirleyen bir ülke haline geldi. Milli gelirimiz 3,6 katına çıkarak 823 milyar dolara yükseldi. Kişi başı gelir 10 bin doların üzerine çıktı. Türkiye dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldı. IMF'ye borçlar sıfırlandı. AK Parti döneminde 3,1 trilyon